Al. Günaydın. Ben de seni arıyordum. Günaydın abi. Ne yaptın? Bugünkü konuştuğumuz meseleyi. Baktım. Dediğin gibi Safet Kasırga meselesini araştırdım işte. Ne buldun? Ya ağam. Adam cezaevinden yeni çıkmış. Niye girmiş? Gasptan. Bunlar işimize yaramaz abi. Bana melekle arasındaki bağlantı. Aralarında nasıl bir sır var bunlar lazım. Koray ne biliyor? Niye meleği bu adamla tehdit ediyor? Bana bunlar gerekli. Ucu da Eylül yengeme dokunuyor tabi. Evet. Melekle Koray ne saklıyor? Eylül'e ne yapıyorlar? Bunu öğrenmek zorundayız. Sen araştırmanı yap. Sonra bana haber verirsin. Ağam. Birkaç kişiyle daha görüşüyorum. Tekrar haberleşiriz. Ben de gidip de Eylül'ü dinleyeyim. Bakalım bugün ne yapıyor. Eylül. Buradayım Eylül. Buradayım, geldim. Dayan. Bırakma kendini. Günaydın anneciğim. Günaydın yavrum. Anne, benim sana bir şey anlatmam lazım. Ay, hayır olsun Eylül, ne oldu? Dün Yaz buraya benim yanıma geldi. Ne? Ne diyorsun kızım, nasıl buraya geldi? Bilmiyorum, rüya mıydı gerçek miydi? Tam bilmiyorum ama. Ay Eylül dur, sabah sabah daha bir kendime gelememişim. Bir tane tane anlat bakayım. Nasıl geldi? Tam olarak hatırlamıyorum. Buraya geldi. Sonra bana dayan. Ben seni buradan çıkaracağım. Bu cehennemden kurtaracağım dedi. Gerçek gibiydi anne. Allah Allah. Emin misin yavrum? Bilmiyorum ki. Ama onu öyle yanımda görünce her şeyi anlatmak istedim. Yapamadım. Eğer rüyaysa rüyada bile ona gerçekleri söyleyemedim anne. Ah benim güzel kızım. Güzel yavrum. Anlatsan ne derdin anne? Oğlum. Efendim anne. Babam için buradayım derdim. Koray'ın yaptıklarını anlatırdım. Seni bu yüzden bırakmak zorunda kaldım derdim. Kurban oldum. Kahvaltı hazır. Hadi gel. Tamam anne, geleceğim ben. Tamam. Her şeyi anlatırdım anne ona. Her şeyi. Olsun be yavrum. Bak rüyaysa bile umut vermiş sana. Hadi kalk, kalk. Yüzün yine kaşık kadar kaldı. Hiçbir şey yemiyorsun, içmiyorsun. Kalk da bir şeyler ye azıcık. Can kan gelsin suratın. Kahretsin be. Allah 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 kızım.
Odanız çarşamba pazarına dönmüş. Yatak dağınık, her yer çer çöp içinde. Ne bunlar Allah aşkına böyle ya? Neye benziyor bunlar? Eciş bücüş yapıp yapıp yerlere atmışsın. Tövbe tövbe, aha topladım da atıyorum. Hayır hayır, benim onlar. Ne oluyor, ne oluyor? Nuren, odanız çöplük gibi. Şu çıkan şeylere bak ya. Yatağınızı bile toplamamışsınız. Canım, ben onları havalansın diye öyle açık bıraktım Raziye. E kız, bunlar ne o zaman? Benim dedim, bırak. Şşş! Hop hop hop! Ne oluyor? He? Annemle nasıl bir konuşma tarzı o? Bana bak bana. Öyle ses yükseltmek falan yok ha. Biz senin ananla öyle mi konuşuyoruz? Yaşına. Ne oluyor Eylül? Ne yaptılar sana? Annem, yavrum. Kurban olurum ben sana anne. Üzme kendini. Ne derse desinler. Sen güçlü ol yavrum. Dayanamıyorum artık anne. Yapamıyorum. Bitsin artık bu eziyet ne olur. Ne eziyeti Eylül? Ne yapıyorlar sana? Sen niye öyledesin ki? Sahte bu. Benim aldığımın uyduruk bir taklidi. Bir şeyler dönüyor ama. Dur bakalım, yakında kokusu çıkar. Güzel kızım. Canım yavrum. Geçecek anne. Hepsi geçecek. Sen sakın umudunu kaybetme kızım. Gücüm kalmadı anne. Kaldıramıyorum artık ben. Hiç gücüm kalmadı. Anladı Eylül. Hadi anlat. Ne yapıyorlar sana? Sen niye oradasın? Anlat hadi. Gel. Sana önemli bir şey söylemem lazım. Hayrola baba? Melek de şu gelen amcası hakkında konuşmamız lazım. Ortada garip şeyler dönüyor. Hayır, pes etmeyeceğim. Umudumu yitirmeyeceğim. Bir gün bu evden kurtulacağım biliyorum. Ne bunlar? Bir kapıyı çalsaydın. Bunlar ne bunlar? Niye yapıyorsun bunları? Bırak. Seni ilgilendirmez. Çıkar mısın dışarı? Güzelim, sen beni niye istemiyorsun ya? Ha? Ben sana ne yaptım? Ne mi yaptın? Tamam. Bazı hatalarımız oldu. Olmadı değil. Fakat ben ne yaptıysam ikimizin iyiliği için, evliliğimizi kurtarmak için yaptım. Eğer seni bu evde kapalı tutuyorsam o da ikimizin iyiliği için. Belki evliliğimizi kurtarırız. Belki yeniden beni seversin diye. Ne olur bana bir şans versene. Ne olur beni sevsen. Bak Yağız'a, kendine göre bir kız buldu. Evlenip gidecek. Sen de beni sevsen ne olur? Öyle bir şey olmayacak. Anlaşmamıza sadık kalacağım. Babam kurtulana kadar buradayım. O yüzden susuyorum. Hepsi o kadar. Şimdi çık odadan.
Ne oluyor burada? Hiç. Laflıyorduk öyle.